Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoşgeldiniz. Ice Bucket Challenge ilgili düşüncelerimi sizlere belirtmek istiyorum. Ve ekrandan da anlayacağınız üzere kafamdan aşağı soğuk su dökmeyeceğim. E, oyun Portal'dan Selim abim ve Fat oyun kalkanından Fatih dostum bana bu Ice Bucket Challenge'da meydan okumuş. E, ben bu meydan okumalarını reddediyorum. Bunun sebebi marjinal olmam ya da değişik biri olmamdan kaynaklı değil ya da öyle olmaya çalışmamdan kaynaklı değil. Ya da Selim abi Fatih'e Selim abiye veya Fatih'e bir kin duyduğumdan, bir antipati duyduğumdan da değil. İkisini de gerçekten severim ve Selim abinin üzerimde emeği büyüktür. Kesinlikle bundan kaynaklı değil. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Ice Bucket Challenge'a katılmamamın iki sebebi var. Birinci sebebi olay amacından şaştı. Artık bir amaç yerine eğlence aracı haline getirildi. Buradaki amaç ALS hastalığı hakkında insanları bilgilendirmekti. Ama ve lakin görmüş olduğunuz gibi işte sosyal medyaya baktığınız zaman ya en basitinden Facebook'tan arkadaşlarınıza bakın ya 8 yaşındaki elemanlar böyle hani 9-10 yaşındaki olaydan haberi olmayan arkadaşlar geçmişler banyo suyunun altına kafasından aşağı soğuk su döküyorlar. Ay bak challenge hani bunun anlamı kafamdan aşağı soğuk su dök eylem ve millete kitle değil. Bunun anlamı bir hastalık konusunda bilgi sahibi olmak o soğuk suyun dökülmesinin tek sebebi de vücut hücrelerinizi belirli bir süreliğine hissetmemeniz ve o insanlarla aynı hastalığın nasıl olduğu hissiyatını yaşamanız yani empati yapmanız. Ama söylemiş olduğum gibi bu artık sosyal medya tarafından abartıldı. Popülerizmin kurbanı oldu. Her zaman ve her olayda olduğu gibi de boku çıkarıldı affedersiniz. Bundan dolayı ben Aç Bakı Challenge'da kafama soğuk su dökmeyeceğim. Amma ve lakin ALS hastalığıyla alakalı bilgi toplamak isteyen arkadaşlar... ...videonun açıklama kısmındaki linkten bilgiye ulaşabilirler. Aynı zamanda bu hastalığın tedavisi için ve tedavisine uğraşan insanlara katkıda bulunmak için bağış yapabileceğiniz linkler de videonun açıklama kısmında mevcut olacak. Oradan gereken bilgileri öğrenebilir ve durumunuz müsaitse yardımda bulunabilirsiniz. Onun dışında Ice Bucket Challenge yapmamamın ikinci sebebi ise şu arkadaşlar ben zaten sağlık problemi yaşayan biriyim ve e, dün doktorumla konuştum. Böyle bir şey yapmama müsaade var mıdır diye. Kendisi bu konuya kesinlikle karşı çıktı ve müsaade etmedi. E, çünkü arkadaşlar benim e, kalp çarpıntımda bir problem var. Kalp atış ritmimde bir bozukluk var ve e, zaman zaman yüklü miktarda, yoğun miktarda çarpıntıya maruz kalabiliyorum. Bu sebepten dolayı da soğuk suyu kafamdan aşağı döktükten sonra o kalbimin atış hızıyla çarpıntıya yakalanma riskim yüksek. Bundan dolayı da ben buna katılmak istemedim. Birinci sebebi e, amacından şaşıp sosyal medya tarafından abartılması. İkinci sebebi ise benim sağlık problemlerim arkadaşlar. ALS hastalığına yardım etmeye destek oluyorum. Ama ve lakin bunun oyuncak gibi kullanılıp sağda solda e, eğlence aracı haline getirilmesini desteklemiyorum. Bunu söylemek istedim. Lütfen sözlerim yanlış anlaşılmasın. Buradan kimseye atar da tutar da bulunmuyorum. Sadece ben kendi düşüncelerimi belirtiyorum. Bunu yapan, eğlence aracı haline getiren şudur, budur, odur diyemem. Ben gözlemlediğim kadarını söylerim ve aradan çekilirim arkadaşlar. Benim gözlemlerim bunlar. İşte Anlatmak istediğim böyle. ALS hastalığından... E, haberdar olmak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak hastalık hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yahut vermiş olduğum linklerden durumunuz müsaitse bu hastalığın tedavisiyle alakalı bağış yapabilirsiniz. Esen kalın. E, hayal kırıklığına uğrattıklarım için üzgünüm. Benim kişiliğim böyle ve maalesef söylemiş olduğum gibi yaşadığım hastalık böyle. Yapabileceğim bir şey yok. Umarım anlıyorsunuzdur. Eyvallah.